Ülkemizin yurt dışından yapmış olduğu canlı hayvan ithalatının sevkiyat işlemleri bir süredir İskenderun Limanı'ndan sürdürülmektedir. Büyük ve küçük baş canlı hayvanları taşıyan gemilerden tahliye işlemleri sırasında kent merkezinde ve limana yakın civar mahallelerde insanların genzini yakan, nefes almaya engelleyen yoğun bir şekilde ağır bir koku yayılmaktadır. Bundan daha da önemlisi, yaşadığımız coğrafyada aslında var olmayan farklı sinek türleri hayvanlarla birlikte gelmekte ve gemilerin şehrimize geldiği dönemlerde yoğun sinek şikayetleri de olmaktadır. Sineklerin birçok hastalığın taşıyıcısı olduğu düşünüldüğünde, daha önce ülkemizde hiç karşılaşılmayan hastalıkların ortaya çıkması söz konusu olabilecektir. Her ne kadar ilgili bakanlıklar şarbon hastalığı hususunda şu an itibariyle artmış bir risk bulunmadığını ifade etseler de ilerleyen dönemlerde bu tür hastalıklarla karşılaşılmayacağının garantisi yoktur. Gemiler ile getirilen bu hayvanların canlı hayvan ithalatına ilişkin yönetmelik hükümleri kapsamında özellikle dezenfektasyon, kontrol ve muayene işlemlerinin yapılıp yapılmadığı sağlık açısından son derece önemli ve hayatidir. Anayasanın 56. maddesi, herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir der. Çevreyi geliştirmek, sağlığını korumak ve çevreye kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir. Gerçekleştirilen canlı hayvan ithalatlarının ülkemiz hayvancılığına yaratacağı olumsuz etki açıktır. Esas olan son yıllarda yıkıma uğratılan tarım ve hayvancılık politikalarının tekrardan düzenlenmesi, damızlık ve hayvan üretimi yeniden destek ve teşvik edilerek yerli üretime geçilmesidir. Ancak kısa vadede ülkemizin et ihtiyacını karşılamak üzere canlı hayvan ithalatı devam edecekse çevre ve insan sağlığını koruyan tedbirler alınmalıdır. Söz konusu sevkiyatların meskun mahal ve yerleşim alanlarının daha uzağındaki limanlardan yapılması çevre ve insan sağlığı açısından yararlı olacaktır. Asıl olan toplumun sağlıklı yaşam hakkıdır. Bu işten kâr eden, hayvan sevkiyatını yapan sermaye grubu değil, bağımsız veteriner ekibinin ta işin başındayken incelemesi, buradaki süreçte de işin başında olması gerekiyor. Yani bizim talebimiz bu. Tabii ki bu gelen hayvanların dışkıları oluyor. Biliyorsunuz dışkılar koku yapıyor, dışkılarla gelen bakteriler var, mikroplar var. Bu hayvanlara bulaşan sinekler var. Bu sinekler işte İskenderun halkındaki insanlara konuyor. Bunların yarattığı bazı hastalıklar var. Biz şu andaki şu halimizle sevkiyatın mesken mahallenin uzak bir yerde olmasını istiyoruz. Ama esas olarak halbuki biz o kadar imkanımız varken bu üretimi yeniden canlandırırız, yeniden yapsak bütün şeylerden, bu hastalıklardan, bu kokudan da uzak kalacağız, kurtulacağız. Esas talebimiz bu. Ancak o yapılana kadar hayvan sevkiyatının bağımsız meslek odaları tarafından, veterinerler, doktorlar tarafından denetlenmesini talep ediyoruz.